Tekrar söylüyorum, hayalleri büyük olanın yolu uzun olur. Şerbetin biraz koyu olması lazım ki künefe çıtırlığını korusun. Eğer ki şerbet duru olursa künefenin çıtırlığı yok olur. O tavada ne yapacağım? Hemen söylüyorum Gülbüz'üm, kuyruk yağımı eriteceğim. Ama bunu bu şekilde yaparlarsa kesinlikle kuyruk yağı kokusu almayacaklar. Evet, güzelce karıştırdığımız Belen tavam artık ana yemeğim hazır Gülbüz'üm. Hatay'ın en meşhur yemeği Belen tava hazır. Hadi fırına gidelim, koy. Gülbüz'üm bak, 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 bak. Hatay'ın meşhur Belen tavası. Açıyorum. İşte efsane Hatay künefesi burada. Bugün de kolay derlerse ben bugün kıyamet kopar. Bak nasıl getirdim çorbaları? Bir tanesinde eksik var mıydı arkadaşım? Bir tanesinde et eksik miydi? Yani benim dün Ali Nazim buna 10 basılıyor. Yorum yaparken beni şaşırtıyorsunuz. Benim emeğimin yanında bence hiç kalıyor da. Nesli Hanım, gerçekten sizin masanı da istemiyorum. Çıkar mısınız? Zuhal Topal'la Yemekteyiz. Yarın TV8'de.